Herkese merhaba. Bir haftalık video başlangıcıyla sizlerle birlikteyim. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün haftanın konumuz, bu arada arkadaşlar haftalık videolar sürekli çarşamba günleri gelecek. Bugün haftadaki konumuz TTO, yani Türkçe takıntılı oyuncu. Şimdi bu arkadaş Kur'an-ı Kerim'e küfreden bir arkadaşmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şimdi bu arkadaş açıklama yapıyor. İşte ben yapmadığım montaj olabilir, hatırlamıyorum, etmiyorum. Ben yaptığım şeyi hatırlamam gerekiyor. Nasıl hatırlamıyorsun? Bir. İkincisi açıklamalarını izlerken arkadaşlar Ahmet Aga'ya da küfrediyordu. Ahmet Aga geçiyor bunun içinde. Artı Turgut Ekim kanalı da geçiyor. Turgut Ekim'e çok büyük kahpelik yapıp annesine küfreden bir insan bu. Şimdi bir izleyelim. Bugün bana gelen zaten konu böyle bir Kur'an olayıydı. Bana bakın arkadaşlar şimdi. O ses kaydını bir çocuk attı ve hani o çocuğa da şu anda hani yazdığımda hiçbir şekilde bana cevap vermiyor. 2-3 ay önce mi ne, 3-4 ay önce mi ne atmışlar arkadaşlar benim hani bazı bu da dönek. Emin olun ki bu da dönek. Arkadaşlar bana çok soru geldi. Hani ben de arkadaşlar bunu cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar hani o çocuğa hani ben şu anda falan yazdığımda hiçbir şekilde cevap vermiyor ki hani büyük ihtimalle hani biz hani Ender'den hatırlamadığını falan düşünüyor. Hani onun annesi geldi, benim abim falan geldi arkadaşlar. Ben de şunu diyorum arkadaş. Böyle bir arkadaş var. Bu arkadaşın sana diyor ki 2 ay önceden attı diyor. Varsa zaten böyle bir mesaj atan insan, nereden attıysa onu alırsın kardeş video çekmeye. Biliyorsun YouTuber'sın yani. 700 bin de takipçiniz var, şekilsiniz ya. Amına tövbe yarabbi ya. Neyse çekersin kardeş videoyu, dersin ki bak şu arkadaş attı, alın size kanıtı. Koyarsın videonun içine. Devam edelim. Hatırlamadığını söylüyorum. Benden çocuğa yazdığımda arkadaşlar cevap vermiyor. Hani biz de arkadaşlar hep beraber hani montaj olduğundan şüphelendik. Ve hani Ender'le geçmiş olan hani tartışmalarımız falan filan olmuştu. Hani onları da hani böyle dile falan filan getirdik. Ve hani hani ikimizin de haksız olduğunu şey yaptık. Ve hani hepimiz birbirimizden özür diledik. Ve da arkadaşlar hani onun annesi de bu konuda gerçekten aracı oldu yani. Büyüklerimiz falan filan arkadaşlar aracı oldum. Ender senin demek istediğin bir şey var mı? Evet, benim de demek istediğim çok şey var aslında. Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten montaj olduğu falan da belli. Ve şeyini şunu da söylemek istiyorum. Turgut montaj olduğu belli. Duyuyoruz. Anlamıyorum aga, o nasıl bir leş ya? Bak şimdi dinliyorsunuz. Kur'an'ı al oku diyor. Güldüm içimde böyle tebessüm etmiyor. Siktir git o seseyin. Kur'an. Kur'an veriyor mu abi? Hayır. Hayır. Ben sana yapardım bak. Okumam yani sikimde Kur'an olarak. Bence diyor. Onlar fake yapmak. Kur'an'a fake diyor. Değil mi Kur'an? Tövbe adam. Harbiden de yani nereden belli ama onlar için yazmış. Diyor ki nereden biliyor, onlar için yazmış. Demek ki sen İslam dininde değilsin, sen Müslüman değilsin. Bizi ötekileştiriyorsun, demek ki sen Müslüman değilsin. Geçiyoruz. Kim yazmış ego onları? Şey yazmış peygamberler. Yazmış işte bak. Buradaki en kötü, yani şöyle söyleyeyim, bunlara neden olan kişiler emin 12 aileleri. Bunu geçiyoruz. Devam ediyoruz. Ekim'in de annesi falan almıştı o ses kayıtlarında, biliyorsunuz küfür etmiştim kendisinin annesine falan. Zaten ben o montajı izledikten sonra kendisine de zaten özür diledim yani ben. Özür diliyor, tamam mı? Şimdi şuraya geliyoruz. Kafalarına bile beni koymuş, ne kadar işsizliktir bu ya. Lan götü kalkmış ya orospu çocuk. Bir kere seyircilerine bile küfür ediyor. Ayrıyetten geçiyoruz. Yugos Gamer. Onun anasını amana koydum ben. Ya olay olsa hepsini tek tek sikerim ben. Ghost Game kimmiş? Amına korumadım. Kim o? Bunu söylen bu velet. Tipine baksana. Geçiyoruz. Turgut tamam, Ekim'e. Ustacım bana gerçeklerin ve doğruların neler olduğunu farkına varacağınıza inanıyorum. Şimdi ben bunları yapayım. Ne olduğunu da hatırlayın. Bayanlara laf ettirmiyorsunuzdur. Ettirmeyin de. Hatırlamadığı bir konuda bir insanın annesine sövebilecek kadar kişiliksiz, cibiliyetsiz, namus yoksunu bir insansın sen. Bak. Doğru söylüyor. Ama benim de takıntım şu.
Bütün Ekin Soyak olaylarında, diğer olaylarda, her türlü olaylarda Turgut Ekin var arkadaş. Hayır. Hadi diyelim şeyde geçti arkadaşında. Bu gevşek oğlu gevşekle ne alaka? Bayağı şey yapmıştım diye ben unutmuşum demiş arkadaşlar bana da. Ben unuttuğumu falan da söylemedim hiçbir şekilde. Onun annesine küfür ettiğimi falan. Ben de biliyorum, yaptığım hatanın da farkındayım. Kendisine zaten direkt özür dilerim. Karaktersiz olduğunun farkındasın yani. Kendisi annesi de ağlamış bu durumu görünce, kendisine tekrardan annesine özür diliyorum. Dediği çoğu şeyde haklı. Tekrardan çok özür diliyorum. Prostu çocuğu demişti yani. Ben de işte anneme küfür edildiği için sinirlenmiştim. Ben de işte arkadaşım diye saydığım insanın yanında kendimi boşaltmıştım yani. Sinirlenmiştim ben de bayağı bir. Ben de annesine küfür etmiştim kendisini. Bunu biliyorum, yanlış bir şey yaptım. Kendisinden tekrardan özür diliyorum. Diğer ettiğim küfür çoğu YouTube'dan zaten hepsine hemen hemen özür dedim yani. Etmediklerim var, onlardan tekrardan özür diliyorum. Yaptığım hatanın farkındayım. Turgut Ekim'den tekrardan çok özür diliyorum. Biliyorum yaptığım kötü bir şey. Tekrardan özür diliyorum annesine ettiğim küfürlerden. Bu konuşmalar neye yol açıyor? Yani şunu diyor. İlk önce buraya yazıyoruz. Elveda YouTube kanalı bırakıyorum diyor. Artı kanalı bırakıyorum diyor. Bırakmak istemiyor. Buraya geliyorsun. Herkese ya. Merhaba arkadaşlar, ben Ender ve bugün kanalımızın son videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Diyor, son video diyor yani kanala bırakıyor. Kanala bırakmadan önce şimdi neyse ona boş ver. 1 Nisan'da bu video atıyor. 28 Eylül. 28 Eylül. Kanalı bırakıyorum diyor. Ama 28 Herkese Eylül. Merhaba arkadaşlar. Sikeyim sesini. Şimdi bunlar 3 hafta önce, 23 saat önce yazıyor da yazıyor. Şimdi nerede o video? Eylül. Neyse. Sonuçta yapıyor ve halen efsane takım, efsane geri dönüş ve uçan adam. Gevşek şu videoyu çekerek, tamam mı? Kendini güya izleyici kitlesine şey yapmış oluyor. Özür dilemiş gibi bir şey oluyor. Ve emin olun ki şu 734 bin kişi de geri zekalı yani. Ya hayır arkadaş, ben bana prim olsun demiyorum, emin olun ki. Ama şöyle bir şey var. Adam yapıyor, adamı kanıtlıyorlar. Bu kadar videosu var. Tamam mı? Al bak, bir tane daha ben çekiyorum. Daha nedir yani? Ve halen abone olmaya devam ediyorsunuz. Ne yani bu? Bu Ahmet Aga dediğiniz orospu çocuğu da, bak açık konuşuyorum. İkisi de orospu çocuğu bunların. Aa, gelsin bana karışsınlar. Ama şerefsiz çocuğu da bak nasıl dönüklük yapıyor. Ulan oğlum, buradaki dünyada paranız yetmeyecek biliyorsunuz değil mi, gerçi karşıya geçmeye. Emin olun ki Allah bilir ne teklif etti de bu çocuğu böyle konuşturuyor. Belki bu çocuğun, bir çocuğun da suçu yok. Ama bakın Allah yukarıda. Böyle bir şey olmayabilir de. Eğer böyle bir şey varsa zaten Allah ikinizin de bin türlü belasını verir. Eğer böyle bir şey yoksa, bu fake ya da bu kanalı kapattırmaya çalışanın da Allah bin türlü belasını versin ki bu kanallar üzerinde çok büyük emek gidiyor. Neyse arkadaşlar, bir haftalık sohbetin de burası sonuna gelelim. Böyle şeyler olmaması dileğiyle hoşça kalın, esen kalın.